Gedson Fernandes Benfica'ya res çekti. Ya Galatasaray'da oynarım ya da... Victor Nelson, Alexandru Çiçaltu, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boy, Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes içinse girişimlerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray, bu 10 milyon euroyu 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübünü ödemek istiyor. Gedson Fernandes'le her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Benfica'dan gelecek yanıtı bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken, Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benfica'lı idarecilere bildiren Gedson da, kulübüne rest çekerek süreci hızlandırmak için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen genç yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği transfer döneminin sonunda belli olacak. Galatasaray Amin Harit'i bitiriyor. Değişim sürecini transferdeki etkinliğiyle sürdüren Galatasaray, ofansif orta saha adına bir hamle yapmak istiyor. Sarı Kırmızılılar bu bölge için listesinde ilk sıraya Schalke'den Amin Harit'i aldı. Faslı oyuncu formasını giydiği Schalke'de pek de iyi bir dönemden geçmiyor. Performansı nedeniyle yöneticilerin sorumlu olmakla suçlaması ve kulüp taraftarlarının güvenini kaybetmesi gibi sorunlarla uğraşan Harit, takımın kötü performansından dolayı da zor durumda. Schalke ile Bundesliga 2'ye düşen Harit'in takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Fransa, alt yaş milli takımlarında gösterdiği üst düzey performansla kısa sürede dünya futbolunun en önemli genç yetenekleri arasına giren Harit, 2017'de 8 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Nantes'tan Schalke'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki oyuncu, milli takım tercihini ise Fas'tan yana kullanmıştı. Harit'i fırsat transferi olarak gören Galatasaray, oyuncunun menajerine 4 yıllık teklifini iletti. Schalke'ye de 7 milyon euro öneren Galatasaray, oyuncu ve kulübünden gelecek yanıtı bekliyor. Transfer dönemini yoğun geçiren Sarı Kırmızılılar, Türkiye şartlarında yüksek bonservis bedelleri ödeyerek aldığı oyuncuları parlatarak hem sportif başarı elde etmeyi hem de bu genç yıldızları satarak ekonomik anlamda rahatlamayı amaçlıyor. Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Inter Miami'de. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yolunu UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden Galatasaray'da basın mensuplarına konuşan Başkan Burak Elmas, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu astronomik ücreti nedeniyle kadroda düşünmediklerini ve bunun bir yönetim kararı olduğunu açıklamıştı. Bonservisi Sarı Kırmızılılar'da bulunan Falcao, daha önce basına verdiği demeçlerde Galatasaray'da kalmak istediğini ifade etse de yönetimin aldığı karara saygı duydu ve menajerine transfer yetkisi verdi. Galatasaray'dan ayrılacak olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili ülkesinden yeni bir haber geldi. Kolombiya basınından todoficanes.com'da yer alan habere göre 35 yaşındaki futbolcu Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutuyor. Falcao'nun uzun zamandır adının anıldığı MLS ekibi Inter Miami'ye gideceği duyuruldu. Haberde Kolombiyalı yıldızın da futbol hayatına Amerika'da devam etmeye sıcak baktığı ve Inter Miami'ye katılmayı kabul ettiği belirtildi. Radamel Falcao geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkıp 9 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Sakatlanmadığı sürece takıma her zaman katkı sağlamayı başaran yıldız golcünün Galatasaray kariyeri ne yazık ki sakatlıkların gölgesinde geçti. Galatasaray'ın yeni 10 numarası İtalya'dan. Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.
Orta sahaya Aytaç Karabeç'i Çalı'yı transfer eden Sarı Kırmızılılar, Benfica'nın Getson Fernandes'i bırakmaması üzerine bu bölge için arayışlarına devam ediyor. Galatasaray daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Fatih Terim'in de transferi için onay verdiği Nedim Bayrami için harekete geçti. Galatasaray kariyerini İtalya ekiplerinden Empoli'de sürdüren 22 yaşındaki 10 numara Bayrami ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı Kırmızılılar İtalyan ekibini de ikna etmesi halinde genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 10 numara, merkez orta saha ve ön libero'da forma giyebiliyor. İsviçre'nin Zürih kentinde doğan ve kariyerine de burada başlayan Arnavut oyuncu Nedim Bayrami, 2019-20 sezonunun başındaysa Grasshoppers'tan Empoli'ye 500 bin euroya transfer olmuştu. Empoli formasıyla geride kalan sezonda 39 karşılaşmada boy gösteren 10 numara, takım adına 7 gol ve 10 asistle oynayarak Serie B ile İtalya Kupası mücadelelerinde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Oyuncunun Empoli'deki sözleşmesi ise 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Taraflar arasında görüşmeler sürerken transferin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. İngilizler duyurdu. Tottenham'ın genç yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. İngiliz basını Galatasaray'ın transferdeki sürpriz hedefini ilk kez duyurdu. Galatasaray genç futbolcu Tanganga için kiralama teklifinde bulundu. Transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray için adadan sürpriz bir stoper iddiası geldi. Telegraf'tan Mike McGrath'in verdiği bilgiye göre Galatasaray Tottenham'ın 22 yaşındaki defans oyuncularından Yapnet Tanganga'ya teklif yaptı. Haberde Galatasaray'ın Tanganga için bir yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vadeden oyuncusunu Galatasaray'a kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı. Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Yapnet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A takıma yükselmişti.